Bugün çok önemli bir çağrı vardı. Ulusal kan stoklarımızda azalma var. Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık sosyal medya hesabından bu duyuruyu yaptı. Sayın Kınık şu anda yayınımızda Günlük'te. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok önemli bir çağrıydı sosyal medya hesabınızdan yaptığınız, özellikle hem pandemi koşullarını düşündüğümüzde hem de gerçekten ağır koşullar altında şu anda yurt genelinde vatandaşlarımız. Bu çağrınız oldukça kritik. Sizi dinlemek isteriz. Buradan vatandaşlarımıza nasıl seslenmek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Malumunuz ulusal kan temini gönüllü bağışçılarımızın Kızılay aracılığıyla yapmış olduğu bağışları Kızılay'ın kendi laboratuvarlarında analiz ederek gerekli kan komponentlerini ayırarak her bir ünite bağışı eritrosit, trombosit ve plazma olarak 3 farklı kan ürününe, bileşenine dönüştürüyoruz. Ve testleri yapılmış güvenli kan bileşenleri Türkiye'de 1500'e aşkın hastaneden bu kanı talep eden hastanelere günlük olarak naklediliyor. Yılda yaklaşık hastanelere 4,5 milyon kan bileşeni teslimatı yapıyoruz. Yaklaşık 3 milyon civarında da kan bağışı vatandaşlarımızdan alıyoruz. Bunları bölümlerine ayırarak gönderiyoruz. Ve bu ürünler biliyorsunuz kan aslında bir sıvı organ nakli diyebiliriz. Bir doku nakli diyebiliriz. Bir insandan bir başkasına ancak verilerek hayatta tutunulabiliyor. Ve miyatlı ürünler olduğu için trombosit 5 gün, eritrosit süspansiyonları 42 gün. Sürekli depolayamıyorsunuz bunu. İhtiyaç kadar olanı o anda toplayıp testlerini yapıp ulaştırmak durumundasınız büyük oranda. Biz her türlü olağanüstü şarta göre kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Askeri stok seviyelerimizi bu seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. 30-40 binler bizim için asgari stok seviyeleri. Bu seviyeler hani Allah göstermesin başımıza gelebilecek afet durumları veya ani ve çok kan ihtiyacı olduğu durumlarda bunların karşılanabilmesi açısından çok önemli. Bunların altına doğru bir eğilim gösterdiğinde de aracılığınızla yaptığımız gibi aslında vatandaşlarımıza dönüyoruz ve kan bağışına bu anlamda biraz daha duyarlılığı artırmaya gayret ediyoruz. Şu anda ülke genelinde bir kış, ağır kış şartları gerçekten bütün hayatı etkilemiş durumda. Özellikle kan lojistiğimizi de bu etkiliyor. Yani bir yerden bir yere nakletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim daha fazla kan almamız ve o ulaşılamayan noktalara daha fazla kanı ihtiyaç olabilir diye o bölgelere ulaştırmamız gerekiyor. Bu yurt genelinde yaklaşık bir 4000 arkadaşımızla beraber her gün 1000 civarında araç, uçaklar, gemiler, tırlar, kamyonlar, araçlarla beraber yaptığımız çok büyük bir lojistik operasyon aslında. Her gün yaklaşık 8-9 bin vatandaşımızdan bu kanı almak, bunları 4 noktaya taşıyıp 300 noktada alıyoruz. 4 noktaya taşıyoruz. Buralarda testlerini yapıyoruz. Ayrımlarını gerçekleştiriyoruz. Sonra Türkiye'nin 1500 noktasına dağıtıyoruz ve bunu her gün yapmak durumundayız. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaç. Şu anda da özellikle COVID sürecinde ertelenen bir takım ameliyatların şu anda yığılmasından dolayı sezon nedeniyle ameliyatlar, kan ihtiyaçları arttı. Kaldı ki sürekli kana ihtiyaç duyan talasemi gibi, işte lösemili hastalar gibi insanlar da var. Dolayısıyla sürekli bu kanı bizim toplayıp iletmemiz gerekiyor. Şu anda dediğim gibi önümüzdeki günler özellikle bu kış şartlarının ağırlaşması nedeniyle kan bağışında azalma sinyali veren tahmin ettiğimiz günler. Dolayısıyla bu aralarda özellikle de yoğun nüfusun yaşandığı yerlerimizde, bölgelerimizde, illerimizde vatandaşlarımızı kan bağış noktalarına çağırıyoruz. Çok önemli bir çağrı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kınık, ama vatandaşlarımızın bazı soruları oldu salgın dönemi olması nedeniyle. Bu soruları da cevaplamanızı rica edeceğim ki kan verme noktasına gitmek isteyen vatandaşlarımız için bir tereddüt kalmasın. Özellikle grip ve zatüre mevsimi de aynı zamanda influenza olan vatandaşlarımız da çok, sadece COVID-19 değil. Bu vatandaşlarımızın kan vermesinde sorun var mı? Ayrıca COVID-19 salgınına yakalanan vatandaşlarımızın kan vermesinde herhangi bir sıkıntı oluyor mu? Üçüncü soru olarak da aşı olan vatandaşlarımızın soruları oldu sosyal medyadan. Bizim kan vermemizle ilgili bir sıkıntı var mı diye. Bu soruları açıklık getirirsek daha net oluruz herhalde. Tabii. Öncelikle pandemi şartlarında da kan ihtiyacı devam ettiği için bizim kan bağışına devam etmemiz gerekiyor. Kızılay kan bağış noktaları hastane ortamları değil, sağlıklı insanların geldiği ortamlar.
Biz öncesinde hekim arkadaşlarımızla orada basit laboratuvar tetkikleriyle ön kontrollerini yapıyoruz. Sağlıklı insanlar içeriye giriyor. Zaten pandemi tedbirlerimiz de var. Dolayısıyla orada herhangi bir ilave bir sağlık riski bağışçılarımız açısından yok. Kan verildiğinde bunun bir sağlığa olumsuz bir etkisi olur mu soruları çok sık geliyor. O da yok. Çünkü kan dediğimiz içindeki dokularıyla, hücreleriyle beraber sürekli aslında yıkılıp yapılan, yeniden yapılan bir organımız, dokumuz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak da kan bağışının herhangi bir olumsuz sağlıklı bireyler açısından söylüyorum. Olumsuz bir yönü yok. Aşı olmuş olan vatandaşlarımız eğer semptom göstermiyorsa, yani bir hafta içerisinde semptom göstermiyorsa bir hafta sonra kan bağışı yapabiliyorlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla semptom gösteriyorsa semptomların geçmesini bekliyoruz. Hasta olan vatandaşlarımız açısından da tıpkı karantinada beklediğimiz gibi 28 günlük, yaklaşık bir aylık bir bekleme sürecimiz var. Ondan sonra kan bağışında bulunabiliyorlar. Covid rahatsızlığı kanla bulaşan bir rahatsızlık değil. Yani dolayısıyla o anlamda hani bir kanımı verdim başkasına bulaşır mı gibi bir kaygıya da gerek yok. Dolayısıyla kanla bulaşan bir rahatsızlık değil. Ancak rahatsızlık nedeniyle bu Sağlık Bakanlığımızın rehberi çerçevesinde bu tedbirleri uyguluyoruz. Mevcut koşullar dışındaki olağan koşullarla ilgili kuralları da isterseniz bir kez daha hatırlatalım. Kan verebilecek olan vatandaşlarımız hangi koşullarda olmalı, hangi koşullarda kan verilemiyor? Bunları da hatırlatalım isterseniz. Tabii ki. 18-65 yaş arası kilosu 55 kilonun üzerinde olan sağlıklı bütün kadın ve erkekler kan verebilirler. Erkeklerden yılda 4 defa alabiliyoruz. Kadınlardan da tercihen 3 defa alabiliyoruz. Kadın bağışçı oranımız biraz düşük. Bu bizi üzüyor. Dolayısıyla bu %15'lerde olan kadın bağışçı oranımızı, toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Fedakar olduklarını da biliyoruz ama kafalarda bir takım doğru bilinen yanlışlar var. Kadının kansız olduğu, işte kan kaybettiği vesairesiyle alakalı. Bunlar gerçekçi değil. Dolayısıyla yılda 3 defa kan bağışında bulunmak, hatta kan üretimini tetikleyici nitelikte bir, kemik iliğini tetikleyici bir yönü olması itibariyle sağlığa da olumlu etkisi var. Dolayısıyla sağlıklı olacaklar ve yakın zamanda geçirilmiş bir cerrahi operasyon olmaması gerekiyor. Bazı ilaçları kullanmamaları gerekiyor. Kronik bazı rahatsızlıkların olmaması gerekiyor. Bizim bir web sitemiz var. kanver.org web sitesi. Kızılay'ın kan hizmetlerinin web sitesi. www.kanver.org. Burada çok sık sorulan sorular, kafaya takılan soruların cevaplarını vatandaşlarımız bulabilirler. Gene bu site üzerinden kendilerine en yakın kan bağış lokasyonunun yerini öğrenebilirler. Aynı şekilde bir cep telefonu aplikasyonumuzda, uygulamamızda var. Onu da indirebilirler. Ve randevu Kızılay alabilirler. Her ilde, Türkiye'nin her ilinde var değil mi? Tabii. 81 ilimizde ve pek çok ilçemizde seyyar ekiplerimizle beraber bulunuyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın önceden o kafasına takılan soruları web sitemizden veya uygulamamızdan öğrenmesi, randevu alarak gelmesi kaydıyla da yaklaşık 15 dakikada bitecek bir işlemden bahsediyoruz. Yaklaşık 15 dakikada bitecek bir işlem sağlığımız için oldukça gerekli. Doğru bilinen yanlışlardan bahsettiniz. Bence bu oldukça önemli. Çünkü vatandaşlarımız kulaktan dolma bilgilerle belki de hayati bir önem taşıyacak bir kan verme işlemini yapmaktan sakınıyorlar. Bu tedirginliklerin giderilmesi için de vatandaşlarımıza bir mesaj vermek ister misiniz? Herhangi bir rahatsızlığı olmayan, sadece kan verince bayılma kaygısı taşıyan ya da bir tansiyon düşmesiyle bir panik havası yaşayan vatandaşlarımızdan bahsediyorum. Bu arada maalesef çok fazla sayıda var. Seslenmek ister misiniz o vatandaşlarımıza? Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz sağlıkçılar olarak, ben bir tıp doktoruyum. Şundan çok muzdaribiz. Ailelerin, anne babaların çocuklarını terbiye ederken iğneyle, aşıyla, işte doktora götürürüm, iğne yaptırırım diye böyle korkutarak büyütüldüğü bir nesiliz. Bunun olumsuz, yani bilinçaltına etkilerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Öncelikle bunu ifade etmemiz lazım. Buradaki hadise bir insanın kaldıramayacağı bir yük değil, çok basit. Kaldı ki biz o kan bağışlaması sürecinden sonra o kanı 3 parçaya ayırıyoruz, 3 komponente ayırıyoruz ve bunu
bir hastaya taktığımız anda bağışçımıza cep telefonuyla mesaj dönüyoruz. Bağışladığınız kan şu an 3 kişiye can oldu. Doğaya da adınıza bir fidan diktik diye. Her bir kan bağışı için bir fidan dikiyoruz. Dolayısıyla o anda ben de bir kan bağışçısıyım. O mesaj bana geldiği anda onun bana verdiği manevi hazın bir kere o acılarla falan hiç kıyaslanabilir tarafı yok. Dolayısıyla bu konuda da çekinmesinler vatandaşlarımız. Kan bağışçılığı bir aslında yaşam kültürü de bir taraftan pozitif bir yaşam kültürü. Tanımadığın, bilmediğin insanlara el uzatıyorsun, iyilik yapıyorsun. O insanlara kan bağışladığın için kendi sağlığına dikkat ediyorsun. Düzenli kan bağışladığın için sürekli check-up yapılmış oluyor sana. Bir sıkıntın var mı, hastalık var mı, sürekli takip edilmiş oluyorsun. Kan bağışçılarımıza ben bakıyorum. Sağlıklılar, pozitif yaşam kültürleri ve hayatlarına da olumlu etkiliyor. Dolayısıyla tavsiye ederim yani bu deneyimi vatandaşlarımızın yaşamasını. Sayın Kınık, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, çağrınız için. Biz de vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla bu çağrıyı bir kez daha yapmış olduk. Çok sağ olun. Sağ olun. Türk Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık bizlerle birlikteydi.